Hayatım boyunca ıslıklanmayı anlamış bir insan değilim. Her zaman da bunun karşısında durdum. Hem futbolculuk döneminde hem hocalık döneminde. Şaşırdım. Yalan yok, şaşırdım. Çünkü Hacı'nın bize bugüne kadar verdikleri ortada. Verecekleri ortada. Eşi doğum yaptı. Onun için son 3-4 gün bayağı yoğun geçti. Baba oldu. Farklı duygular yaşıyor. Ve biz bu seviyede ve böyle bir şey yaşamış bir insana bunu yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonradan alkışlar da oldu. Ama futbol sadece futbol değil. Ya biz insanız, hepimiz insanız. İnanın bana, ben gereğini zaten içeride yapıyorum. Eleştirimi de yapıyorum. Neyi daha iyi yapmamız gerektiğini de konuşuyorum ama bir insan hakkında konuşuyoruz. Baba olmuş, ilk defa o tada varmış bir insanın hakkında konuşuyoruz. Kendi ülkesinde değil, yurt dışında baba oldu. Eşi hastanede, belki yalnızdı. Vesaire vesaire, bir sürü şey var. Bir daha olacağını düşünmüyorum böyle bir şeyin. Çünkü Hacı'nın hem futbolculuğu hem de insani açıdan bizim için yaptıkları ortada. Çok rahat başka takımlara da transfer olabilirdi sezon başında ama bizi tercih etti. Vefa mı derler? Vefa çok önemli. İnsanlık çok önemli. O yüzden bu konuda diyeceklerim Son bir pay geçeceğimiz, yani bu oyuncağımız başlıyor, iki defa son maçımız kaldı. Evet. Giresun, Ankara Efes'in de gideceğiz günlerimize. Son maçımızda Giresun'da. Evet. Sıkıntı yaşar mısın? Ya matematiksel olarak devam ediyor yarış. Bugün tabii geçen hafta kaybettiğimiz puan çok canımızı yaktı. Bu hafta da o kadar pozisyona girmemize rağmen gol atamamız canımızı yaktı ama 7 puan mı aldı? 7 puan fark var. Diğer altımızda da başka takımlar da var. Onlar da yarışın içinde. Sadece biz yokuz. Yanlış değilsem o yarışın içindeki en avantajlı takım biziz. O yüzden çok karamsar bakmak istemiyorum. Pozitif bakıyorum. Son maçlarda yenilmeyen bir takımım var. İyi de oynayan takımım var. Pozisyona giren takımım var. Ben takımıma güveniyorum. Çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. O özgüvene sahip bir takımız. Hem Fenerbahçe'ye gidip elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ondan sonra Giresun'a gideceğiz. Hocam, ilk yarıda deplasmanda kazanan bir takım vardı. Şu anda son 4 maçın içeride kazanmaya kalmayacağız. Bunun özel bir nedeni var mı? İç sahada? Son 4 maçı kazanmaya kalmayacağız. Emin misiniz? Beşiktaş ve Sivas mağlup oldu. Başakşehir beraber Alanya'ya kazandı 3 maç. Evet. 3 maç. Geçen sene içeride çok çok iyi oynuyorduk. Çok baskılı, çok coşkulu oynuyorduk. Bugün de coşkulu başladık aslında. Baktığınız zaman ilk pozisyonları, ilk 3-4 pozisyona giren takım benim takımımdı. Sivasspor bu sene hayal kırıklığı, en çok hayal kırıklığı yaşadığım maç Sivasspor maçı oldu. Orada gerçekten ilk yarım saat çok çok kötü oynadık. Ama diğer maçlar, Beşiktaş maçını siz de izlediniz. Alanya maçını kazandık burada. Bugün Başakşehir'e karşı oynadık. Başakşehir hem kaliteli, daha önce söylediğim gibi, hem de rahat geldi buraya. Çok yarışın içinde olmadıkları için, onlar için daha önemli kupa olduğu için. Kolay değil, kolay maçlar oynamıyoruz ama siz de haklısınız. Bu sene içeride çok puan verdik, gereksiz çok puan verdik. En çok canımı yakan da hem Kasımpaşa içeride hem de Sivasspor içeride maçı. Biraz da bunu bir sorudan sonra genel soru. Buyurun. Sezon başı hedef ilk 5 başı kalmıştı. Şu anda düşme hesapları yapılıyor. Evet. Hedef neydi? Bakın, ben hiçbir zaman, ben her zaman ayaklarım yere bastı. Hem futbolculuk döneminde hem de hocalık döneminde ayaklarım her zaman yere bastı ve basacaktır da. Biz hiçbir zaman ilk 5'e gireceğiz, hedef ilk 5 diye bir şey açıklamadık. Benim ağzımdan böyle bir şey duyduğunuzda çok düşünmüyorum. Antalya Spor inşallah bir gün, Antalya şehri ve Antalya Spor inşallah bir gün Avrupa'ya gider diye bir açıklamam olmuştur. Bir gün. Bir gün inşallah. Ama asla Adana Demirspor'un, Başakşehir'in, dört büyüklerin yarışın içinde olduğunda biz ilk beşi hedeflememiz biraz, affedersiniz, şımarıklık olabilir. Antalya Spor küçük, hiçbir zaman küçük bir kulüp olmadı, hiçbir zaman olmayacak ama hedefleri doğru doğru orantıda vermek önemli. Bizim için şöyle bir sezona böyle girdik. Ben takımıma Galatasaray, ilk maçı Galatasaray'la oynadığımızdan önceki maça dedim ki, biz her maça kazanmak için çıkacağız. Bunun garantisini verebilirim size. Her maça kazanmak için çıktık. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bu sene tabii ki hedeflediğimizden, düşüncemizden, takımımızdan, beklentimiz
Nuri Şahin'den beklentimiz tabii ki farklıydı. Antalya Spor'dan daha farklıydı. Ama yaşadıklarımız ortada. İyisiyle kötüsüyle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ve inanın bana çok iyi 41 puan aldık şimdiye kadar. Gerçekten çok çok iyi 41 puan aldık. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bir son soru sorayım. Seneye devam edecek misiniz? 5 yıllık bir sözleşmeniz var mı? Sözleşmem devam ediyor. Her sezon sonunda, geçen sezon da biz sezon bittiğinde bir değerlendirme yaptık. Bu sezon sonunda da bir değerlendirme yaparız. Ondan sonra kararımızı veririz. Yani şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Ben Antalya Spor'u ve Antalya'yı gerçekten çok çok seviyorum. İşimi, çalışanları, tesisi çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Ama şu anda lig devam ediyor. Önümüzdeki son iki maçı oynayıp ondan sonra başkanla, yönetimle oturup konuşuruz. Nasıl bir ayrılıkta Türkiye'de kalmayı düşünüyorsunuz yoksa burada mı? Sezon sonu konuşuruz. Bu konuya da bir açıklık getireyim. Antalya Spor'da transferleri sadece Nuri Şahin yapmıyor. Nuri Şahin bu transfer döneminin çok önemli bir parçası. Ama transferin hepsini yönetim, hoca, scouting hep beraber yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde her transfer tutmaz. Bu konuda çok eleştirildiğimizi de biliyorum. Ama inanın bana Sam Larsson çok iyi bir sezon geçiriyor. Baktığın zaman. Emre Can bugün oyuna girdi. Çok iyi bir sezon geçiriyor. Her transfer tutacak diye bir şey yok. Futbolun hiçbir ben Borussia Dortmund'a ömrümü verdim. 15-16 sezon oynadım orada. İnanın bana Dortmund'a çok çok büyük hatalar yaptı transferde. Transferde başarı yüzdesi hiçbir zaman %100 olmamıştır. Hiçbir kulüpte olmamıştır. Yani bunu hangi kulüpte bakarsanız bakın. Ha biz öz eleştiri yapıyor muyuz? İnanın bana belki Antalya Spor tarihinde en çok öz eleştiri yapan hoca şu anda karşınızda. Ben çok öz eleştiri yapan bir insanım. Ama her transfer tutacak diye bir şey yok. Hata yaptık mı? Yaptık. Eyvallah. Ama doğruları da göz ardı etmemek lazım bence.